Sevgili üreticiler, hepinize güzel günler. Bugün Malatya yöresinde kayısı yetiştiriciliğinde dikim ve şekil budaması konusunda yapılan yanlışları düzeltmek adına bir faaliyette bulunma planındayız. Dolayısıyla şimdi ben sizlere dikim aşamasından şekil budamasına kadar bir kısa sunum yapmak istiyorum. Şimdi bitkimiz Malatya yöresinde yine kayısı yetiştiriciliğinde bir fidan aldık. Bu fidanda öncelikle kök tuvaleti dediğimiz kırılmış veya gelişmesinde problem gördüğümüz köklerin temizliğini yapacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar göstereyim. Kesimleri yapalım. Şu kazık kökümüzü şuradan çıkaralım. Kırılmış bir kökümüz var, onu temizleyelim. Çok fazla büyümüş uzun köklerden kesimler yapalım. Çukurumuza, fidan dikim çukurumuza uygun olacak şekilde. Bu temizliği yaptıktan sonra fidan üst temizliği dediğimiz gelişmekte olan sürgünlere bakalım. En son dikimden sonra fidan yüksekliğini belirleyip kesimimizi yaptıktan sonra tamamlayacağız. Şimdi dikim anında dikkat etmemiz gerekli olan hususlar var. Aşı yöneğimizin kuzeye bakıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla aşı yeri, aşı noktamız burası. Bu kısım kuzeye bakacak şekilde ve öncesinde üst topraktan 1-2 kürek attıktan sonra çukurumuzu düzenledikten sonra bitkimizi yine biraz önce bahsettiğim aşı noktası toprak üzerinde kalacak şekilde dikimimizi gerçekleştirmekteyiz. Evet, şöyle tamam. Dikimi yap, toprağa doldurduktan sonra bu toprağı bastırıyoruz arkadaşlar ayaklarımızla. Daha sonra can suyumuzu vereceğiz. Can suyumuzu verdikten sonra can suyumuzu ihmal etmeyeceğiz. Can suyumuz önemli. Can suyumuzu verdikten sonra hereğimizi dikeceğiz arkadaşlar. Hereğimizi bu şekilde bitkimize 5 santim olacak şekilde dikip ondan sonra ipimizde 8 olacak şekilde bağlayacağız. Bu oldukça önemli. Malatya yöresinde yapılmayan bir uygulama. Herek neden önemli? Dikim yaptıktan sonra gelecek yıl Mart, Nisan, ilkbahar aylarında bitkimiz bitkide sürüm gerçekleştikten sonra oluşan rüzgarların yeni kök, kılcal kökleri kırmaması açısından önemli. Eğer siz bunu yapmazsanız kılcal kökler kırıldığı sürece bitki düzenli bir gelişme sağlayamaz. Dolayısıyla bu oldukça önemli bir uygulama. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Malatya yöresinde bu yapılmıyor. Yapılmadığı için de gelecek yıllar, yani şekil budaması dönemlerinde yeterince dal gelişimi sağlayamıyoruz. Bu dal gelişimlerini sağlayamayınca şekil budamamızı 3 yılda tamamlamamız gereken şekil budaması daha uzun yıllar sürebiliyor. Dolayısıyla bu oldukça dikkat edilmesi gereken bir husus. Üreticilerimize özellikle bunu yapmalarını öneriyoruz. Daha sonra bitkimizi yine Malatya yöresinde kayısı yetiştiriciliğinde yüksekten taşlandırma diye bir sistem yörede uygulanıyor. Bunu yapmak için 100-120 santimetreden bitkimizin tepesini bir göz üzerinden, dışa bakacak şekilde bir göz üzerinden kesiyoruz. Modern yetiştiricilikte fidanlarımızın ne kadar erken şekil alıp meyve aşamalarına geçmesi bakımından oldukça önemli. Evet değerli üreticiler, şimdi ikinci yılında bir önceki yılda dikimini gerçekleştirdiğimiz fidan üzerinde şekil budamasını ikinci yılını yapmak üzere buradayız. Şimdi geçen yıl dikimini yaptığımız bitki üzerinde farklı yönlerde oluşan ana dallar var. Biz şimdi bugün ana dallarımızı seçip yine Malatya yöresinde kayısı yetiştiriciliğinde
değişik doruk dallı sistemi oluşturmaya çalışacağız. Değişik doruk dallı sistem. Değişik doruk dallı sistemde 4 artı 1 ana dal, yani yukarıya giden bir dal oluşumunu sağlayacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekli hususlar var. Bunlar neler? Seçtiğimiz ana dalların farklı yöneylerde ve birbirine farklı mesafelerde olması gerekiyor. Şimdi diyelim ki bu ağaç üzerinde önce bir temizlik yapalım. Şu gereksiz oluşmuş dalları keselim. Ana dallarımızı belirlemeye çalışalım. Farklı yöneylerde, farklı birbirlerine farklı mesafelerde dedik. Bir tane ana dalımız şu olsun. İkinci dalımız bu olsun. Üçüncü dalımız, şimdi şunu alalım. Üçüncü dalımız şu. Dördüncü dalımız bu yöneyde olsun. Şunu alalım. Birinci dal, ikinci dal, 3, 4 ve tepe. O zaman şunu da aldık. Şimdi burada diğer oluşmuş gövde üzerinde oluşmuş bazı gereksiz dalları çıkardıktan sonra bu dalların, ana dalların bitkiyle 45 derecelik açı yapacak şekilde uzaması gerekiyor. Dolayısıyla çünkü bunlar üzerinde de 3. yaşta birer tane yardımcı dal. 3. yılın sonunda bir tane dal bu taraf yöneye bakıyorken sonraki yılda onu dengelemek üzere bunun üzerinde oluşan diğer bir dalı bırakacağız. Dolayısıyla şimdi ana dallarımızı düzenleyelim. Ana dallarımızı da belirli mesafelerde ana dalın gelişme durumuna göre dışarı bakan bir göz üzerinden kesimler yapıyoruz. Mesela bunu da güzel geliştiği gözüküyor. Şöyle dışarı bakan göz üzerinden kesim yaptık. Oldukça önemli dışarı bakan göz üzerinden kesim yapmak. Şunlar belki meyve dalı oluşturacak. Çok fazla kesmemeye özen gösterelim. Yine bu dalımızı da belirli bir mesafeden ve 45 derecelik açı, gözün üzerinden 45 derecelik açı yapacak şekilde temizledikten sonra gövdeyi, ana gövde üzerinde bazı gereksiz ve karışıklığa, karmaşıklığa, yani ışık alımına engel olacak şekilde olan sürgünleri çıkardıktan sonra tepeyi yine yukarı gidecek şekilde bir göz üzerinden vurduk. Dördüncü yan dalımızı da yine tepeyle yarışmayacak şekilde bir dışa bakan bir göz üzerinden vurduktan sonra tabii önemli olan burada açılara da dikkat etmek. Burada biraz 45 derecenin daha dışında bir açı var. Bunu belki hani bir dalla düzenleyebiliriz ama çok fazla üreticimizin tercih etmediği bir uygulama. Dolayısıyla bunu bu şekilde yaptıktan sonra şu bitki üzerinde çok karışıklığa sebep olmayacak dalları çıkardık. Işıklanmada problem olmayacak şekilde ikinci yıl şekil budamasını tamamlamış olduk. Bir sonraki üçüncü yılda ise bu ana dallar üzerinde oluşacak sürgünlerden farklı yöneylerde ağaçta dengeyi sağlayacak. Örneğin şöyle gösterelim. Mesela bu bizim ana dalımız üzerinde oluşan bir yan dal ise sonraki yıllarda bunu büyütüp bunu dengeleyecek şekilde farklı mesafede bir ana dal üzerinde bir yan daha dal daha oluşturmamız gerekiyor. Ondan sonra şekil budaması 3. yıldan sonra tamamlanmış olacak. Değerli üreticiler, şimdi de sizlere 5 yaşında yine Malatya yöresinde kayısı çeşitlerinden bir tanesinde verim budaması aslında. Şekil budamasını daha önce anlatmıştık. Burası da önemli. Şekil budamaları ilk 3 maksimum 4. yıla kadar yapılır. Verim budaması sonraki yıllarda sonbahar döneminde dal çıkartmaları veya eğer bu ağaçta olduğu gibi hiç dokunulmadıysa bir nebze 4. 5. yaşta şekil budamasına yönelik düzeltici faaliyet olarak düzeltme olabilir. Şimdi bu ağaçta ben şimdi sizlere mümkün olduğunca elimdeki alet ekipmanlardan yararlanarak hem şekil
hem verime yönelik bir budama, düzeltme budaması diyeyim. Yine Malatya yöresi kayısı yetiştirdiğinde düzeltici bir faaliyet olarak yapmak istedim. Çünkü gerçekten çok düzeyde Malatya'da fidan dikildikten sonra şekil budamasının yapılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bunu belki üreticilerimiz düzeltici faaliyet olarak yapabilirler. Öncelikle gövde üzerinde çıkmış şu dalı alacağım. Bunu çıkardıktan sonra şimdi ana dallarımızı önceki şekil budamalarında anlattığım gibi 5 tane, yani doruk dalla birlikte 4 tane, 4 ana dal aynı noktadan çıkmamak şartıyla birbirlerine belirli bir mesafe yükseklikte olacak ve farklı yöneylerde olacak şekilde dal seçimleri yapacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar, bu bazı bizi rahatsız eden dalları çıkarmaya çalışayım. Şu dalı aldıktan sonra şu yan dal aynı noktadan çıktığı için aldım. Daha sonra içe doğru gittiği için şu dalı çıkarmaya çalıştım. Ana dallarımızdan bir tanesi bu dal, diğeri şunu doruk dal sayarsak, farklı mesafelerde tabii bu yakalamam zor ama bu ağaçta yine de mümkün olduğunca farklı yöneylerde dalları seçmeye çalışacağım. Bir tane ana dalımız da şu olursa, onun üzerine gelen şu dalı çıkarmaya çalışacağım. Bu yöneye dalı yönlendirmek için şunu da ana dal diye kabul ettim. Dolayısıyla şunu çıkarayım. Şu dalı çıkardım. Ağaç biraz rahatladı. Bunlar üzerinde, yine yan dallar üzerinde çıkan belirli birbirlerine yakın olan dalları da çıkarmakta fayda var. Şu şekilde aynı noktadan çıkan dalları çıkardım. Ana dalımızı yönlendirdim bu şekilde. Yine sürümlerde traktörü rahatsız etmeyecek etrafa dağılmış dalları da çıkardım. Şunlar bazıları kurumuş Monilya'dan kaynaklı sürgünler olabilir. Bunları çıkarmakta fayda var. Ana dallarımızı nispeten oluşturdum ama yine bir kalabalık görüntü var. Mesela bu dallar birbirlerine çok yakın. Bunu çıkardım. Yan dalı, şunu çıkardım. Şu içe giden, iç kısmı dolduran şu dalımızı aldım. Yani ağaca baktığımız zaman gövde kısmı ve ana dalları ışık görecek şekilde seyretmeye çalıştım. Yine dik açıyla çıkmış bir dalı çıkarmam gerekiyor. Daha çok 45 derecelik açılar bize gerekli. Yan dallar üzerinde de aynı noktadan çıkan dalları nispeten temizlemekte fayda var. Şu ana dal üzerinde bir yan dalımız olsun. Farklı yöneyde. Bu şekilde ağacı birazcık rahatlatmış olduk. Kurumuş dallar çıkacak. Yine kurumuş dallar, nispeten Monilya'dan kaynaklı dallar. Çok fazla gövdeyi ışık alımını engelleyecek dalları çıkardıktan sonra yan dal, şunu da alayım. Malatya yöresinde yine önemli sürümlerde traktörü rahatsız edecek dalları çıkarmış olduk. Dolayısıyla biz şekil budaması yapılmamış 5 yaşına gelmiş bir ağacı nispeten de olsa verim budamasıyla toparlamaya çalıştık. Özetle vurgulamak gerekirse, Malatya yöresi kayısı yetiştiriciliğinde şekil ve verim budamasını yapmamız gerekiyor. Özellikle şekil budamasını dinlenme döneminde yapmamız gerekiyor. Verim budaması, ana dal çıkarma sonbahar erken donlarından önce yapılabilecek bir faaliyet. Dolayısıyla özellikle sonbaharda tepe kesimlerinin, uç alımlarının yapılmamasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir husus, kullandığımız alet ekipmanların ağaçlar arasında veya bahçeler arasında geçişlerde
mutlaka dezenfeksiyonunun yapılması gerekiyor. Bunlar tabii çok basit işlemler. %1 hipo dediğimiz çamaşır suyuna bandırarak yapabiliriz. Alet ekipmanlarının temizliği, hastalık taşınmaması bakımından oldukça önemli. Diğer bir husus da özellikle testere kesimlerinde hemen hemen gövdeye yakın, çok yakın şekilde tırnak bırakmayacak, ağaç gelecek yıl bu oluşturduğumuz yarayı kapatacak şekilde kesimler yapmamız lazım. Hem makas kesimlerinde hem de testere kesimlerinde. Sonrasında da aşı macunuyla kalın dalların kesildikten sonra kesim alanlarının kapanmasına da özen göstermemiz gerekiyor. Malatya yöresi kayısıcılığı gerçekten hem ülkemizde hem dünyada oldukça önemli bir yetiştiricilik. Fakat yörede tabii ki modern yetiştiricilik sistemlerinin zayıf kullanımı mevcut. Bunu dışarıdan gözlemleyince bu şekilde düşünebiliyoruz ama Malatya'ya geldiğimizde bu yetiştiricilik sisteminin uzun yıllar boyunca oturtulmuş bir düzen olduğunu fark ediyorsunuz. Bunun sebebi tabii her meyve türünün özellikle modern yetiştirme sistemlerine uygunluğu bakımından çeşitlilik gösteriyor. Malatya yöresinde de karantina bölgesi olduğu için anaç veya bitki giriş çıkışları yasak olduğundan çok anaç seçeneğimiz yok. Dolayısıyla biz kendi çevre üzerinde büyük gövdeli ağaçlar yaparak bu yetiştirilik sistemini sağlıyoruz. Bir de önemli olan husus bizim kayısı çeşitlerimiz, Malatya kayısı çeşitleri, sofralık kayısı çeşitlerinden nispeten farklı meyve dalları oluşturmakta. Bu da oldukça önemli. Dolayısıyla çok fazla gövde üzerinde meyve yükü oluşturamadığımız çeşitler bunlar. Bunlar kendilerine münhasır çeşitler. Dolayısıyla bunların yetiştiriciliğinde biz modern yetiştirme tekniklerini özellikle anaç geliştirme ve çeşit geliştirme boyutunda ileriki dönemlerde elde ettiğimiz bu bulgular doğrultusunda modern yetiştirme tekniklerinde uygulama bakımından uygulanabileceğinin farkında olduğumuzu da sizlere belirtmek isterim.